Merhaba, Doruk Store olarak sizlere tanıtacak olduğumuz ürün iPhone 6 telefonlarımızdır. Aslına benzer korumalı birinci kalite ürünler olup piyasada bulamayacağınız özelliklerdedir. Cihazın dış tasarımlarını inceleyecek olursak hemen kenarından başlayalım. Yan taraftan açma kapama tuşu yapılıyor. Artık yeni iPhone 6 modellerinde bu şekilde olacaktır. Hemen yine hat çıkarma yeri üzerinde bulunmaktadır. Hat yeri nano hattır. Kutu içeriğinden tabii ki hat çıkarma iğnesi de çıkacaktır. Şuradan aşağı doğru bastırdığınız anda hat yeri yukarı doğru atacaktır. Buradan da gördüğünüz gibi hat tipinin nano olduğunu görebilirsiniz. En küçük hat tipidir yani. Hattınızı kırdırabilir veya operatörünüzden yenisini de çıkarabilirsiniz. Altına bakacak olursak şarj yeri bulunmaktadır. Hemen yan tarafında hoparlörü, ses alma yeri, hemen bir yan tarafta da kulaklık girişi bulunacaktır. Standart zaten 3.5 mm bildiğimiz MP3 kulaklığı tipindedir. Diğer tarafına baktığımızda da ses açma ve kapama tuşu yer alacaktır. Yine ses titreşim modu da aşağı yukarı hareketleriyle attığınız titreşimini yapabilirsiniz. iPhone 6 tasarımı bu şekilde. Yine arkasında logoları ve yazılarıyla beraber olacaktır. Arkasında flaşı mevcuttur. Kamerası 8 megapikseldir arka kamerası. Ön kamerası da 2 megapiksel olacak. Hemen sensörleri de yer alacaktır ön üzerinde. Orta menü tuşu standarttır. Orijinalinde dokunmatik ama bizimkilerde dokunmatik değildir. Çünkü dokunmatik yapılması imkansız bir şey replika ürünlerde. Bunlar normal standart ama aynı görünümdedir. Bunun dışında herhangi bir farklılık yanları bu şekilde yani cihazın görünüş olarak. Hemen cihazımızdan bir tanesini açalım. Özelliklerine değinecek olursam Android 4.4 üzerinde yüklü ama tamamen iOS 8 temalıdır. iOS teması kullanılmıştır yani içerisinde. Cortex A9 işlemcisi bulunuyor ve 2.4 GHz'tir. RAM'i 2 GB üzerinde mevcut. Ekran boyutu 4.7 inç orijinalindeki gibi. Ekran çözünürlüğü 540x960. Hafızası seçenekleri 8 ve 16 GB olarak iki hafıza seçeneğiyle sizlere sunuyoruz. Aynı aslındaki gibi arka kapağı vesaire açılmıyor. Bu yüzden hafıza kart yeri yoktur ekstradan. Yani micro SD kart yeri yok. Fotoğraf çözünürlüğü 2448x3264. Bataryası da 3200 mAh'dir. 3200 mAh olması çok iyi. 1 veya 2 gün şarjınızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen cihazımızın kilit ekranını açalım. Bu şekilde temasını göreceğiz. Hemen yanda küçük Assist Touch özelliği de bulunmakta. Dokunduğunuz anda sayfalarda geriye gidebilir. Ana menü, aygıtı, işte favoriler veya Siri uygulamasında kullanabilirsiniz şu küçük tuşla. Ya da buna basılı tutup veya ayarlar bölümünden otomatikman kaldırabilirsiniz de bilginiz olsun. Yüzde gösterebilirsiniz veya iptal edebilirsiniz. Bu size kalmış. Yani şarjınızın yüzdesini. Bunlar bu şekilde değinecek olursa iki sayfa şeklinde. Hemen tek tek tanıtmaya başlamadan önce üstten indirdiğim sayfayı göstertelim. Bu şekilde iki sayfa seçenek şeklinde bulunuyor. Alttan indirdiğiniz bölümde de işte uçak modu, wireless, işte güç, ışık ayarlamaları vesaire bunlar. Ses açıp kapama, zil sesiniz, işte flash özelliği, hesap makinesi, fotoğrafa direkt geçiş yapabilme, sesli sessiz buradan otomatikte hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesajlar bölümünden başlayalım direkt. Mesajı girelim. Yazış tipi. Klavyesi bu şekilde, isterseniz beyaz klavyeyi de değiştirebiliyorsunuz. Size kalmış. Siyah telefonda ama siyah klavye oldukça idealdir. Bu şekilde mesajlaşma bölümü de takvim üzerinde yer almaktadır. Galeri içerisinde mevcut. Kamerasına girecek olursak 8 megapiksel şu şekilde göstertelim. Cihazımızda kamerası İdeal. Yine alt tarafında fotoğraf, video veya panorama çekimleri gibi değişik seçenekler de mevcuttur. Ön kamerayı da kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Direkt kameranıza montaj yapabilme veya ayar yapabilme seçenekleri de hemen sağ taraftan çıkıyor. Bilginiz olsun bunlarda da. Hava durumu cihazımızda mevcuttur. Buraya girdiğiniz zaman yerel hava durumunu görüntülemek için lütfen yer açın diyor. Buradan işte kendi yerinizi seçiyorsunuz. Bunu geçiyorum ben. Yani hangi ildeyseniz onu seçtiğiniz anda otomatikman hava durumunu belirtecektir. Saat uygulaması üzerinde mevcut. Alarm, kronometre, sayaç, bunlara kadar hepsi var. Harita özelliği yine bulunuyor cihazlarımızda. Şu an internet olmadığı için göstermeyeceğim. En son onlara değinirim. Videolar içerisinde video yüklerseniz buradan izleyebilirsiniz. Notlar bölümü mevcut.
Hanım hatırlatma, cihaz üzerinde işte size ajanda gibi bir özelliktir. Borsa, internete girdikten sonra borsa değerleri geliyor. YouTube uygulaması mevcut. Gazete bayisi dediği, yani buradan kitap vesaire şeyler indirebilirsiniz cihazınıza. Bu arada orta menü tuşu direkt ana menüye atıyor. Yani geri gitmiyor, direkt ana menüye atıyor. Bilginiz, ona da değineyim. Apple Store üzerinde bulunuyor. Apple Store görünümlü Google Play'dir yani. Tıkladığınız anda Google Play Store'a bağlanacaktır. Onu da en son değineceğim. Hesap cüzdanı dediği yerden de işte uçak bileti vesaire gibi şeyler alabiliyorsunuz. Pusula üzerinde mevcut. Pusulanızı kullanabilirsiniz. Ayarlar menüsüne geldiğimiz zaman direkt bu şekilde ayarlarımızı görebilirsiniz. İşte genelde bakalım telefon hakkında işte bunlar hepsi bu şekilde cihazımızın ayarlar menüsü de yani temas olarak birebir yine aynı şekilde iOS işletim sisteminden yararlanmış. Telefona girelim. Telefonda gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. E-posta hesaplarınızı girebileceğiniz yer. Buradan e-posta hesabınızı seçip hangisi ise işte veya diğerse girebiliyorsunuz. Safari internete bağlanacağınız yerdir. Onu da birazdan anlatacağım. Hepsini tanıdıktan sonra. Müzik. İçerisinde müziklerinizi yükleyebilirsiniz. Sanatçılar, parçalar vesaire. Hemen araçlar kısmına girelim. Burada küçük bir klasörümüz var. Burada görüntülü görüşme özelliği. Direkt FaceTime dediği yer tıkladığınız anda 3G FaceTime ile arama. Yani görüntülü görüşme yapabilmedir. Yani 3G üzerinde cihazınız kullanabiliyorsunuz. Dosyanın yüzü, telefon içerisindeki bilgileri listeler. Kişiler listenizi gösterir telefondaki. Hesap makinesi, cihazdaki işte bildiğimiz hesap makinesi. Sesli notlar, ses kaydedicidir. Cihazınızda sesleri kaydetmeye yarar. FM radyo, cihazda normalde orijinalinde radyo zaten yok. Ama bizim bu replika ürünlerimizde radyoyu da kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı taktığınız anda anten görevi görerek radyoyu da kullanabiliyorsunuz. Sidia dediği içerisinde normal bir görsel programda mevcuttur. Cihazımız genel olarak bu şekilde. Bu şekilde üstten çektiğiniz zaman hemen bölümde arama yeri de çıkacaktır. Veya iki kere tıkladığınız anda açık kalan uygulamaları kapama yeri de karşımıza rahatlıkla gelecektir. Bunları da bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi wireless'ımızı açalım. Wireless'ımızı açtığımız zaman daha önce bağlantı yaptıysanız, yani ben yaptım, hemen üst taraftan bildirim olarak gelecektir. Wireless bağlandı diye onu bekliyorum. Ve geldi. Simgemiz gördüğünüz gibi bu şekilde çekmektedir. Yani çekim sembolü o şekilde. Tabii ki hat taktığınız zaman yine yuvarlak yuvarlak hat çekim gücü gösterecektir. Onlara da takılmayınız. Yani temas olarak zaten orijinali yakalıyor cihazlar. O yüzden bir problem yaşamazsınız. Cihazımız genel olarak bu şekilde zaten. Değinmediğim şeylere şimdi değinecek olursam Apple Store örneğin girelim. Wireless'ımızı üstten açtım. Wireless'ımızı açtıktan sonra, ayarlarını yapıp açtıktan sonra uygulamalar. Bunlar ücretli, ücretsiz. İstediğiniz uygulamayı rahatlıkla buradan görüp indirebilirsiniz. Örneğin Facebook uygulamasını indirelim. Yükle diyorsunuz. Kabul et dedikten sonra alttakine de bastım. Dediğim gibi hani geri tuşu otomatikman en geriye atıyor. Facebook'a daha demin basmıştım. Oraya gidelim. Görürsünüz hem de nasıl yüklendiğini. Şu anda %100 olarak iniyor. Bunu bekleyelim. Hem de görmüş oluruz. Alt tarafta Google Play'den genellikle uygulama indirirken yorumlara dikkat etmenizi öneririz. Çünkü virüslü uygulamalardan kaçınmanız için. Çünkü Google Play Store oldukça fazla virüs barındırıyor. Bu şekilde iniyor. İnerken bahsetmediğim şey, camlarda Gorilla Glass cam sistemi vardır. Yine kırılmaya ve çizilmeye dayanıklıdır. Oldukça hassastır zaten cam olduğu için. Hani parmak ısısını rahatlıkla algılar. Bu konuda yani oldukça hassas, kullanışlı. Yan dönmeyi de görmüş oldunuz şimdi. Hani telefonu sağa sola çevirdiğinizde sensörü de kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapalım yine. Net olarak şöyle göstertelim. Bu şekilde sensörü de kullanabilirsiniz. %95, 97, 100. Facebook yükleniyor diye belirtti. Üstten bildirim olarak da size göstermektedir. Atıyorum hani bir işlem yaparken otomatikman karşımıza oradan üstten de hemen indirip bakabilirsiniz.
Facebook başarılı yüklendi dedi. Buradan açmayacağım. Özellikle şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi hemen Facebook uygulamamız bu tarafa indi. Böyle sırayla gidiyor zaten sayfa sayfa. İstediğiniz gibi sayfaları da yöneltebilirsiniz. Üzerine basılı tuttuğunuz zaman sayfamızı sağa veya sola ya da silmek için sol üstteki yere bastığınız anda otomatikman silmek için karşımıza da gelecektir. Ortaya bastığınız anda bir kere normal duracaktır. Yani orijinalindeki sistemi nasıl iPhone 5S'te yakaladıysa iPhone 6'da da bu cihazlarımızda da oldukça ideal ve kullanışlıdır. Cihazımızı kapatacak olursak hemen yandan basılı tuttuğumuz zaman kapatma ekranı karşımıza gelecek. Sağa doğru kaydırdığımız zaman cihazımız kapanacaktır.